Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Esselamün Aleyküm değerli Rehber TV izleyicileri. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla karşınızda olduğumuz Hanımlar Rehberi programında bugün kıymetli Saide Baysal Hanımefendi, direksiyon eğitimcisi Saide Baysal Hanımefendi konuğumuz. Kendisiyle bugün ehliyetin şartlarını konuşacağız. Ehliyet sahibi olmak için neler yapabiliriz? Kadınlar olarak cesaretimizi nasıl toplayabiliriz? Pratikliğimizi nasıl artırabiliriz? Burada çekincelerimizi konuşacağız. Kadınların çekincelerinden konuşacağız. Bu işe nasıl girişebiliriz ve üstesinden geliriz diye direksiyon eğitmeniyle konuşacağız inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyi misin? Nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Evet, birçok konuyu belki internete yazıp da bulabiliriz ama bir bayan olarak, bir kadın olarak hem de direksiyon eğitmeninden bunu dinlemek, bunları öğrenmek, bilinçli bir şekilde bu işe girişmek daha mantıklı olacaktır. Daha güzel, daha yerinde olacağını düşünüyorum. Mesela bir kursa girmeden önce neler yapmalıyım, hangi bilince sahip olmalıyım, şartlarını nasıl olması gerekiyor diye önceden bir bilinç oluşması şart. Evet, programdan önce de birazcık değindik. Bilinçli bu işe girişmemiz gerekiyor. Yoksa çok fazla karşılıklı anlaşmazlıklar olabiliyor. Orada bir mağduriyet yaşanabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için bilinç şart dedik. Evet. Buradan başlayalım. Ehliyet alma şartları nelerdir? Ehliyet almak için eğitim durumu nasıl olmalıdır? Yani lise mezunu olması şart mıdır? Buradan başlayalım. Bismillah diyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi ilk başta yapılması gereken şey, evet, ehliyet almaya, evet, ben artık ehliyet almak istiyorum, trafiğe çıkmak istiyorum diye bir karar verdik. Evet. Öncelikle bir sürücü kursu araştırmamız gerekiyor. En doğru sürücü kursunu tabii biraz şans işi bazı şeyler ama çok iyi değerlendirmek gerekli. Hı hı. Burada da kursa mutlaka öncelikle bir ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt olmanız gerekiyor. Hı hı. Çünkü ehliyet süreci resmi bir süreç ve bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Burada ne tür eğitimler alacaksınız? Teorik eğitimler alacaksınız. Bunların içerisinde 2 hafta kadar süren bir süreç. Ardından teorik dersleri geçtikten sonra bunun sınavına giriyoruz, E sınava. Bunu geçtikten sonra pratik eğitim, direksiyon eğitimi almamız gerekiyor. Hı hı. Ardından da bu da yine bir 15 günlük yaklaşık bir süreç olabiliyor veya bir ayı bulabiliyor. Ehliyet sınavını, direksiyon sınavını da geçtikten sonra dosyalarınız hazırlanır ve nüfustan randevularınız alınır. Ardından adresinize ehliyetiniz gönderilir. Evet. Ehliyet alma süreci bir 3 ayı bulabilen bir süreç. Evet. Önemli şimdi bu. Evet, yani hani kursa kayıt olacağım, hemen bir 15-20 gün içerisinde ehliyetim elime gelecek diye düşünebilenler olabiliyor. Hayır değil, neredeyse bir 3 ayı bulabilen bir süreç. Bunu bilerek kayıt yaptırmak ve zamanlamayı buna göre ayarlamak önemli. Onun dışında ehliyet almak için lise mezunu olmak şartı bir dönem gündeme geldi ama şu anda hayır değil. Yok değil mi? İlkokul mezunu olmanız yeterli. İlkokul mezunu olmasanız bile halk eğitimlerden ikinci kademe okur yazarlık eğitimi alarak, mesela ilkokulu yarıda bırakmış, henüz diploma alamamış, hı hı, olan adaylarımız olabiliyor. İkinci kademe okur yazarlık eğitimi alıp bu belgeyle beraber başvurduklarında çok rahatlıkla ehliyet alabilirler, başvuru yapabilirler. Evet. Lise mezunu olmak bu anlamda şart değil. Öğrenimi devam eden kişiler de devam ettikleri okuldaki öğrenim belgesiyle gelebilirler. Hı hı. Şimdi ehliyet alma noktasında tabii bir yaş sınırımız da var. Biz şu an hanımlarımıza özel konuşuyoruz. B sınıfı genelde. Evet, B sınıfı ehliyet almayı tercih edeceğiz. Dolayısıyla 18 yaş şartı var. 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor bu ehliyeti almak isteyen kişiler için. Peki kayıt için gerekli evraklar nelerdir? Biraz önce dediniz ki evraklar tamamlanır, gönderilir, hı hı, sınav olur vesaire. Tekrar detaylandıracağız onları ama hı hı, gerekli evraklar nelerdir? Sürücü kursuna başlamadan önce, bir yere kayıt yaptırmadan önce hangi evrakları ayarlamamız, toparlamamız gerekir? Hı hı.
2 adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Onun dışında diploma ve öğrenim belgeniz önemli. Sağlık raporu, bu da aile hekiminden alabilirsiniz. Onun dışında da adli sicil kaydınız gerekli. Bunu da E-Devlet'ten zaten temin edebiliyorsunuz. Evet. Bu evraklarla beraber başvurabilirsiniz. Bunun dışında ülkemizde yabancı uyruklu çok vatandaşımız var veya misafirlerimiz var. Onlar da direksiyon, daha doğrusu Türk ehliyeti almak için başvurabiliyorlar. Onlar için de İstanbul'da oturma şartı var ve noterden onaylı öğrenim belgeleri gerekmekte. Bunlarla beraber ve adli sicil kaydı tabii ki, bunlarla beraber başvurdukları takdirde onlar da ehliyet alabiliyorlar. Evet. Peki sürücü kursuna gittik. Bunu ne şekilde belirlememiz gerekiyor? Şimdi bizim ne kadar çevremize sorsak ehliyet alan kişilere. İşte ben falancaya gittim, fiyatı iyiydi. Çünkü bunda hep fiyat konuşulur, evet. Biliyorsunuz siz de. Neticede bir mevla ödeniyor. Kimine göre çok, kimine göre az. İşte burası şu kadara verdi eğitimi, burası bu kadara veriyor eğitimi diye. Ehliyet sürücü kursunu belirlerken, araştırırken önceliklerimiz ne olmalıdır? Yani ne şekilde araştırabiliriz o sürücü kursunu? Bana çok ultra bir sürücü kursuna gittiğimde ya da normal köşe başındaki bir sürücü kursuna gittiğimde farklar nelerdir? Fark var mıdır ya da buyurun. Aslında en önemli faktör eğitmen ve araç faktörü. Kurslar bölgelere göre, illere göre, bir ildeki bölgelere göre, ilçelere göre farklılıklar gösterebiliyor. En önemli şey aracınızın, yani ben direksiyon eğitimi olarak söylüyorum. Teorikler genelde her yerde aynı. Çok farklı bir süreç yok. Ama bu işin püf noktası zaten direksiyon eğitimi. Direksiyon eğitimi sırasında önemli olan şey araçlarınızın yeni olması, iyi olması. Bazen çok maalesef eski araçlarda, bazen arızalı araçlarda eğitim alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Eğitmeninizin tecrübeli ve deneyimli olması ve eğitmenin gerçekten iletişim dili, bu da çok önemli faktörlerden birisi. Bazen duyuyoruz, hocam çok sert hocalarla karşılaşıyoruz. Evet. Veya ya işte, sen süremezsin araba falan diye böyle çıkış anları da duyuyoruz. Evet, maalesef. Yani, beceremezsin sen bu işi falan diye böyle, hani para verdin artık kurtuluşun yok. Teoriyi geçmişsin, pratik kalmış. Kafanı sallamak zorunda kaldım diyor mesela. Kimisi de böyle yorumluyor orayı. Ben şöyle dile getireyim. Herkes gerçekten eğitmen maalesef olamaz. Evet. Eğitmeninizi seçerken de evet, tavsiyelerle gitmek bu anlamda bir artı. Kurslarda şimdi fiyatlar, şimdi eğitmen ve eğitim derste göreceksiniz zaten hocanızla olan diyaloglarınız vesaire, ki şunu sormalısınız. Eğer bir eğitmeni araştırarak bir kursa gidiyorsanız o eğitmenden ders alıp alamayacağınızı, evet, yani eğitmen seçip seçemeyeceğinizi sorgulamanız da önemli faktörlerden birisi. Şimdi hani fiyatlardan bahsediyoruz. Evet, fiyatlar değişim gösteriyor. Şöyle bir durum da var. Çok uygun fiyata bir kursa kayıt yaptırabilirsiniz. Ancak görüyoruz, alanda da görüyoruz. Bir aracın içerisinde 3 kişi var. Yani eğitmen 2 kişiyle beraber eğitim veriyor. Yani aslında o direksiyon dersi size özel bir derstir. Sadece, çünkü heyecan da var zaten o esnada. Sadece eğitmeniniz ve siz olmalısınız aracın içerisinde. Ama diyorum ya, fiyatları biraz daha minimal tutup araçta bir öğrenci değil, iki öğrenciyle beraber eğitim yapan kurslarımız var. Buna hassasiyet göstermek, bunu sorgulamak çok önemli. Çünkü vereceğiniz rakamın içeriğindeki detayları bilmek gerekiyor. İki kişi olduğu zaman şöyle bir durum olabiliyor. Şimdi bir makine kullanacaksınız. Evet. Ve ilk defa oturuyorsunuz, çok heyecanlısınız, her an her dakika kaza yapabilirim. Bu araç sonuçta işte emanet gözüyle kesinlikle, de bakıyorsunuz evet. Orada. Bu heyecanın yanında bir de sizi gözlemleyen arkada bir çift göz var. Evet. Yani o da ona heyecan katabiliyor. Açıkçası kimse istemez böyle bir şeyi. Yani çünkü ben zaten heyecanlıyken zaten öğrenmeye çalışıyorum. Birinin de beni arkadan izlemesini. İzlemez, evet. Kabul edemem. Şöyle, biz zaman zaman aracımıza misafir öğrenci alıyoruz ama ilk derslerde değil. Şöyle, ben kendi adıma söyleyeyim.
Sınavlara yakın zaman aralıklarında, şimdi direksiyonda olmak başka bir şey, arka koltukta oturmak başka bir şey. Şimdi direksiyondayken işte güzergah karıştırabiliyorlar. Ya da ne bileyim nerede ne yapacağını tam kafasında oturtamayabiliyor. Çünkü o anda her şeyi düşünmek zorunda olduğunu hissediyor. Böyle olunca da diyoruz ki arkada oturmayı ister misin? Bir dersimizde seni misafir edelim, arkada otur. Öndeki öğrencinin neler yaptığını, adayın neler yaptığını gözlemle. Çünkü aynı süreçten sen de geçiyorsun ama bu sefer gözlemlemiş olacaksın. Evet. Çok çok faydasını bu anlamda görebiliyoruz. Kişi adına hocam çok faydalı oldu deyip dönüş yapanlar olabiliyor. Gözlem önemli. Yani. Gözlem önemli, evet. Çünkü mesela yıllarca eşinin yan koltuğunda oturup hani hiçbir şey bilmeyenler de var. Birazcık hani bakayım ne yapıyor, nereye basıyor, nasıl dönüş alıyor, nasıl duruyor, kalkıyor diye. Zaten şöyle, eğitim almaya başladığınız zaman algılarınız açılıyor. Algılar açılınca mesela çok tatlı yaşadığımız noktalardan bir tanesi şu. Hep sağ koltukta oturmuşuz ve emniyet kemerini böyle bu şekilde yapıyoruz ya. Sol koltuğa geçince bu taraftan emniyet kemeri arıyorlar. Diyorum ki hayır, pozisyonu değişti. Sen artık şoförsün. Evet. Peki mesela bir sürücü kursuna başladık. Hangi dersleri almamız gerekiyor? Bir de bunu da bilmesi gerekiyor. Belki eksik ders alınabilir, eksik ders verilebilir ya da hangi sınavlara girmesi gerektiğini bilmiyordur. Kurs tarafından bilgilendirilmemiştir. Evet. Şimdi kaydınızı yaptırdıktan sonra ders programınızı ve sınav tarihlerinizle ilgili kursla mutlaka görüşmenizi tavsiye ediyorum. 36 saatlik bir teorik ders alıyorsunuz. Yani şöyle getireyim. Ehliyet alırken iki sınava giriyoruz. Bir teorik sınav, E-sınav. Bir evet. Diğeri ikincisi direksiyon sınavı. Şimdi teorik sınav, teorik derslerimiz 36 saatlik bir eğitimden geçiyoruz. Bunun içerisinde ilk yardım dersi, motor dersi, trafik ve çevre ve trafik adabı derslerini alıyoruz. Onun dışında bu eğitimleri aldıktan sonra E-sınava giriyorsunuz. Sınavda 50 soru soruluyor. 45 dakikalık bir sınav, 50 soru soruluyor ve kurs içerisinde yapılıyor değil mi? Hayır, kurs içerisinde yapılmıyor. Okul belirleniyor. Zaten sınavdan önce kursunuzda mutlaka dediğim gibi yine görüşüyorsunuz. Sınav giriş belgeniz hazırlanıyor. Sınav giriş belgenizdeki yer ve zamanda sınava giriyorsunuz. Sınava girerken sınav giriş belgenizi, kimliğinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bunları kesinlikle unutmamanız lazım. Sınav giriş belgeniz yanınızda yoksa sınava kesinlikle giremezsiniz ya da kimliğiniz yoksa giremezsiniz. Kabul edilmiyor. Okullardan birinde girebiliyorsunuz. Bilgisayar başında yapılıyor. Adı üzerinde E-sınav. Tamamen işte sorular önünüzde tıklayarak, seçenekleri tıklayarak sınava girebiliyorsunuz. Sınav sonucunuz sınavdan hemen sonra zaten otomatik olarak sistemden görünüyor. Kazanıp kazanmadığınızı sınavdan çıkarken öğrenebiliyorsunuz. 35 doğru yapmanız gerekiyor. Evet, tam onu soracaktım. Sınırı nedir diye. 35 doğru yaptığınızda, 50 sorudan 35 doğru yaptığınızda sınavı geçebilirsiniz. Yani bir 70 puan almanız lazım. Sınavı geçemediniz. Hocam hakkım yandı, oldu bitti her şey. Evet. Tamam mı? Hayır değil. E-sınava 4 kez girme hakkınız var. Bunu da yine kursunuzla görüşerek, daha sonraki sınav dönemlerini takip ederek sınava girebilirsiniz. Teorikten geçtik ama pratikten geçemedik. Şimdi teorik E-sınavı geçtiniz. Yani direksiyon eğitimine başlamadan önce E-sınavı geçmeniz gerekiyor. Evet. E-sınavı geçmeden direksiyon eğitimine başlayamıyorsunuz. E-sınavı geçtikten sonra direksiyon eğitimiyle alakalı programınız hazırlanıyor. Bu program çerçevesinde 14 saat ders saati diyeceğiz buna. Bir ders 40 dakikadan oluşuyor. Daha doğrusu 50 dakika. Bunun 40 dakikası eğitim, 10 dakikası dinlenme. Bu şekilde 14 tane ders alıyorsunuz. 14 dersin sonunda ehliyet yani direksiyon sınavına giriyorsunuz. Sınav tarihleriniz de yine belirleniyor. Kurstan yine sınav giriş belgenizi alıyorsunuz. Burada bir dipnot, bir parantez açalım daha doğrusu. Evet. Her sınava girdiğinizde sınav giriş ücreti ödüyorsunuz. Şimdi hani kursa kayıt yaptırıyoruz, ücretler vesaireyi konuşuyoruz diyoruz ya. Şimdi her kursun kurs ücreti bir kere farklı. Evet. Burada ödediğimiz 3 kalem ödeme var.
Daha doğrusu 4 kalem diyebiliriz. 3 kalem diyelim, evet. Kurs ücreti, sınav harçları ve ehliyet için ödenecek tutar. Bir ehliyeti almak yaklaşık bir 4.500 TL'ye tekabül ediyor. Bu 4.700 de olabilir. Dediğim gibi kurstan kursa. Şu güncel fiyat. Şu güncel fiyatlar yani, şu bu şekilde. Evet. Yani 4-3, ama bunun komple hepsini dahil ederek söylüyorum. Hı hı. Harçlar dahil, kurstan nüfus müdürlüğüne ödeyeceğiniz rakam vesaireler dahil olmak üzere. Sınav harçları Milli Eğitim'e ödeniyor zaten. E-sınava girdiğinizde şu anki rakamlar, her sınav için 130 TL ödüyorsunuz. Hı hı. Direksiyon sınavına girerken de her sınav için 160 TL ödüyorsunuz. Dolayısıyla teorik sınavı geçtiniz, sonra direksiyon eğitimleriniz başladı. 14 saat, 14 ders eğitim aldınız. Aldıktan sonra direksiyon sınavına girdiniz. Diyelim ki sınavdan kaldınız. Evet. Birinci sınavdan kaldınız. Kaldıktan sonra kurs size iki ders telafi vermek durumunda. Hmm. Ama bu verdiği iki dersi ücretsiz olarak vermiyor. Bu iki dersin ücretini ödemek durumunda aday. Ve tekrar sınava gireceği için tekrar bir sınav harcı ödemek durumunda. Kaldığı dersten ayrıca iki ders ücreti ve bir tane de sınav ücreti ödeyecek. Evet. Yani geçene kadar bu direksiyon, böyle bu direksiyon dersi için geçerli. Evet. Geçene kadar evet bu böyle. Siz özel ders alabilirsiniz. Aldığınız dersler sizin için yeterli olmayabilir. Kurstan özel ders talep edebilirsiniz. Ücret mukabili derslerinizi alabilir. Takviye kendinize yapabilirsiniz. Hı hı. Genelde sorulardan bir tanesi şu oluyor. Hocam, farklı bir arabayla mı gireceğiz? Hani bu arabayla mı gireceğiz sınava? Evet, sınava kullandığınız araçla girersiniz. Hı hı. Dolayısıyla bir otomatik araç kullanıyorsanız, işte aracınızın markası, modeli neyse, aynen o marka, model, arabayla sınava girersiniz. Evet. Araç değişikliği bu konuda biraz sıkıntılı bir durumdur. Mesela bu da önemli. Kursla görüşmeniz gereken konulardan bir tanesi de bu. Eğitim aldığınız araçla mı sınava giriyorsunuz? Evet. Aynı marka olabilir. Birkaç, aynı markadan 3-4 tane aracı var kursun. O problem değil. Ama hı-hı, farklı model, farklı marka bir arabayla girdiğinizde sıkıntı yaşanır. Sebebi de şudur. Siz aracı daha yeni kullanmayı öğreniyorsunuz. Şimdi her şoförün, bu bizim için de geçerli. İşte 30-40 yıllık şoförler için de geçerli. Bir arabaya bindiğinde o arabaya ufak bir adaptasyon süresi gerekir. Çünkü evet, aracın işte özelliklerini bilmiyordur. Yeni bir, modern bir araçtır. Dolayısıyla onu tartıp anlayana kadar bir zaman dilimi geçmesi gerekir. Şimdi tecrübeli şoförlerde bile bu süreç yaşanırken, daha yeni direksiyon eğitimi alan kişilerde evet, bunun önemini umarım herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki direksiyon eğitimi ne zaman başlar diyecektim ama siz biraz önce teorik sınavdan sonra evet, direksiyon eğitimi, artık eğitim ve sınav süreci orada başlıyor. Peki kaç kere sınava girme lüksümüz var? Kaldık. İki kere, üç kere, çok heyecanlandık. Kaldık. Şöyle, teorik derste 4 kez sınava girme hakkımız var. Evet. Direksiyon dersinde 4 kez, onda da 4 kez sınava girme hakkınız var. Dördünde de kaldınız. Hı hı. Daha sonra kursla tekrar görüşüp, tekrar 14 ders eğitim aldıktan sonra tekrar 4 kez daha sınava girme hakkınız var. Hı. Bu 4 hakkınızda da geçemediniz. O zaman dosyanız yandı demektir. Yani hı, her aday kursa kayıt yaptırdığı zaman onun için mutlaka bir dosya açılır. Evet. Bu dosyada da haklarınız bunlardır. Dolayısıyla hakkınız yandı. Bu ne demek? Bu dosya artık kapandı. Şimdi yeni bir dosya açılacak. Evet. Yeni bir dosya açılması demek ne demek? Her şeyin sıfırdan başlaması demek. Evet, tekrar kurs, bu, tekrar evet, eğitimler. Tekrar teori, tekrar sınavlar, hı-hı, tekrar direksiyon eğitimi, tekrar sınavlar. Yani tekrar yine aynı şekilde bir 4+4, 8 sınav hakkınızda, hı-hı, daha sonrasında doğar. Ama genel olarak bu sürece gelen adaylarımız çok fazla olmadı. Hallediyorlar. Hallediyoruz yani. Dosyaya kandırılıyor tabii de. Evet.
Teorikten geçebiliyorum diyorlar. Hani onu çalışıp ezberleyip geçebiliyorum diyorlar ama pratikte çok heyecanlanıyorlar. Belki pratikten çok kalan vardır diye düşünüyorum ben. Evet, direksiyon sınavında kalan çok var. Ama şöyle dile getireyim. Şimdi burada önemli olan faktör nedir biliyor musunuz? Ben adaylarımla muhabbet ederken genelde şunu söylüyorum. Buraya neden geldin? Niçin? Yani şu direksiyonun başında niçin varsın? Evet. Biz buraya araç kullanmayı öğrenmeye geliyoruz. Yani ehliyet almamızdaki gaye, temel mesele araç kullanmayı öğrenmek. Şimdi ama öyle bir geliniyor ki derse ve kursa. Hocam ilk ders yani direksiyona otur oturmaz hocam sınavdan geçebilir miyim? Diyorum ki bismillah. Diyorum ki bismillah. Daha hiç adım bile atmadık. Sınav sonraki iş. Yani lütfen sınavı düşünerek şu direksiyon başına evet oturmayın. Çünkü önceliğimiz bizim öğrenmek. Siz eğer bu aracı gerçekten güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorsanız, o aşamaya gelmek istiyorsanız sınavı bir kenara bırakın. Bu felsefeyle başladığınız zaman zaten göreceksiniz ne kadar kolay, ne kadar hızlı, ne kadar rahat öğrendiğinizi. Çünkü sınav bir stres unsuru üzerimizde. İşte geçemezsem hocam. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ki de şimdi ehliyet kursuna yazılacağız ama etrafımızda ehliyet alan, bu sınava giren bir sürü insanla muhabbet ederek geliyoruz. Ve ciddi anlamda böyle ön yargılarla, daha hiç olayın ne olduğunu bile bilmeden, sadece karşıdaki kişinin gözlemleriyle gelen adaylarımız var. Öncelikle bunu bir ortadan, bu ön yargıları bir sıfırlamak gerektiğini konuşuyoruz. Evet. Ön yargıyla gelmemek gerekiyor. Çünkü herkesin deneyimi çok farklı, birbirinden farklı. Süremiz de az kaldı ama öyle mi? Ben şu soruyu da sormak istiyorum. Direksiyon eğitiminde başarı için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? En başta hocanızla olan diyaloğunuz çok önemli. Yani iş biraz hem adayda bitiyor hem eğitmende bitiyor. Sebebine gelince eğitmen bir kere adayı rahatlatmalı. Onu gerçekten psikolojik anlamda anladığını hissettirmeli ve doğru iletişimi kurabilmeli. Bazı eğitmen arkadaşlarımız bu iş trafikte öğrenilir deyip hemen adayı trafiğin içerisine sokabiliyor. Zaten stresli gelen aday trafikte daha da stres haline girip daha da panik yapabiliyor. Evet. Ve aslında çok kolay ve rahat öğrenilecek bir süreç bir kaosa dönüşebiliyor. Hayır değil. Adaya göre hareket etmek çok önemli. Burada tabii ki de iş eğitmene düşüyor. Panik haldeki bir adaya siz tutup da bir anda trafiğin içerisine girdiğinizde gerçekten aslında çok rahat geçebilecek, çok rahat ehliyet alabilecek bir insanı çok sıkıntıya sokmuş olabiliyorsunuz. Travma da oluşabiliyor. Travma oluşuyor, yani evet. Travmaları olan adaylarım vardı, varmış daha öncesinde. Trafik kazası yaşayan mesela bir adayım, hanımefendi, çocukken. Yıllardır araç kullanma noktasında çok uzakta durduğunu, yabancı bir adayım bu arada bu, evet. Söyleyen. Bir gün derste, yani ders esnasında bir anda ağladı ve çok affedersiniz hani yanlış bir şey mi yaptım, yanlış bir şey mi söyledim şeklinde sorduğumda hayır hocam sizde hiç alakası yok deyip yaşadığı travmayı anlattı. Evet. Bunu bilmiyorduk derse başlarken ve şu anda trafikte çok rahat bir şekilde araç evet. kullanabiliyor. Yani şöyle getireyim, bu işin yaşı yok onu söyleyeyim. 10 torunu olan 60 yaşında, 80 yaşında öğrencilerim vardı. Maşallah. 18 yaşında da daha gencecik öğrencilerim de oldu. Yani bu işin gerçekten yaşı yok. Çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. En önemli faktörlerden bir tanesi manuel araç mı kullanacaksınız, otomatik araç mı? Lütfen buna karar verin. Onu da soracaktım tam. Çünkü manuel araç noktasında eğer manuel araç kullanacaksanız bunu çok iyi değerlendirmeniz lazım. Araç kullanırken de boy mesafeniz de çok çok önemli. Hı hı. Bazı hanımefendilerimiz minyon tipliyiz ve çok ufağız. Ben genelde hem Türk hem yabancı öğrencilerim var. Mesela Yemenli öğrencilerim vardı. O kadar minimal insanlar ki hani vitese direkt debriyaja, frene ayakları yetişemeyip altlarına minder koyduğumuz, sırtlarına evet. minder koyduğumuz adaylarımız oldu. Dolayısıyla araç seçimi de çok çok önemli bu anlamda. Evet. Aracınızın büyüklüğü, boyutu da çok önemli. Araç kullanırken en önemli faktör şu.
sakin olmanız. Evet. Araçta eğer sakin olursanız, hı hı, inanın bu arabayı kullanmak adına her türlü düşündüğünüz her türlü sorunu çok rahatlıkla çözersiniz. Yani şöyle de getirelim. Şimdi evet, bir makinenin başına oturuyoruz. Hı hı. Daha önce hiç kullanmadığımız bir makine. Dolayısıyla kaygılı ve endişeli olmamız çok 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 normal. En başta olması gereken şey sakinlik, sükunet. Bu çok önemli. Heyecan olabilir, evet. Ama bu heyecanı minimalize edebilmemiz çok önemli. Bunu yaptıktan sonraki süreçte eğitmeniniz olan diyaloğunuzu gerçekten böyle rahat bir diyalog kurduğunuz anda siz de kendinizi rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Adım adım aşamaları, bir kere önce eğitmen arkadaşım baştan sona bir süreçten kısaca bir bahsetmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ve bir anda trafik olmayabilir de daha sakin bir ortamda başlayıp süreci adım adım ilerletmek önemli. Manuel ve otomatik araçtan bahsetmiştik. Bu seçim çok çok önemli. Çünkü işte hocam otomatik arabayı, genelde şu felsefeyle geliyor adaylarımız. Otomatik manuel arabayı kullanan otomatik arabayı rahat kullanır. Her arabayı kullanırmış. Eşim öyle söyledi. Hı hı. İşte oğlum, abim öyle söyledi. Oğlum öyle söyledi. Babam öyle söyledi. Bu doğru, evet. Ama evinizde bir otomatik araç varsa manuel ehliyet almanızın bir gereği olmadığını ben nacizane düşünüyorum. Yani aracınız neyse onun eğitimini almanız. Aracınız neyse onun eğitimini almanız daha sağlıklı, daha doğru. Çünkü siz manuel eğitimi alıyorsunuz, manuel araç eğitimi alıyorsunuz. Bu eğitimi aldıktan sonra sınava geçtiğinizi varsayalım, otomatik araç kullanacaksınız. Hı hı. Yani ona adapte olma süreci vesaire çok farklı bir olay oluyor. Ama dediğim gibi manuel ya da evdeki araç otomatikse eğer, otomatik ehliyet almanızda fayda var. Manuel ehliyet almaya gelip de hocam çok çok zorlandım, ben bunu galiba yapamayacağım deyip vazgeçenler, işte daha sonrasında dosyasını iptal edip dosyayı yakıp tekrar o kadar maliyetin içerisine girip otomatik araç için başvuruda bulunanlar olabiliyor. Bir de artık yani günümüzde manuel araç sayısı biraz daha minimalize olmaya başladı. Artık her şey otomatiğe döndü. Hı hı. Yakında elektrikli araçlar vesaire olacak. Manuel araca, manuel ehliyete gerek kalmayacak gibi. Peki ikisini birlikte almak isterse nasıl yapmalı? Şöyle, ikisini birlikte değil. Orada yine bir püf nokta var. Eğer siz manuel ehliyet alıyor iseniz otomatik araçta trafikte kullanabiliyorsunuz. Yani o ehliyetiniz hem otomatik için hem manuel için, hı hı, geçerli. Ama otomatik araç için ehliyet aldığınızda maalesef manuel araç kullanamıyorsunuz. Çünkü debriyaj, vites faktörü var. Bunu çok çok iyi gözlemlemek, görmek lazım. Evet. Manuel araç biraz daha teferruatlı, biraz daha detaylı. O nedenle hani bunda da biraz kaygı yaşayabiliyorlar. Kaygı yaşanacak bir durum yok. Sakin olmak önemli. Zaten bir anda her şeyi yapacakmış. Yani koltuğa oturduğumuz zaman biz bir anda her şeyi, hocam işte hem aynaları kontrol edeceğim, hem direksiyonu tutacağım, hem frene basacağım, hem gaza basacağım, hem öğretmenin söylediği her şeyi hafızamda tutmaya çalışacağım gibi bir böyle algı var. Yani her şeyi bir anda yapmak. Hayır, değil. Her şeyi adım adım öğrenerek, aşama aşama ilerlemek çok önemli. Örnek veriyorum, ben eğitim esnasında şunu söylüyorum. Aracın içini kontrol edemeyen dışını kontrol edemez. En büyük kaygımız ne oluyor? En büyük kaygımız şu oluyor. İşte büyük araçlar ya da karşıdan bir araç geldiğinde. Karşıdan bir araç geldiğinde eğer siz şeridinizdeyseniz, şeridinizi koruyorsanız hiçbir problem yok. İşte arkadaki şoförleri, arkadaki araçları düşünüyoruz genel olarak. Problemlerden bir tanesi bu. Hayır, siz şeridinizde gittiğiniz sürece arkadaki şoför bize göre kendini zaten ayarlayacaktır. Çünkü o usta bir şoför. Biz adayız. Araçların üzerinde sürücü adayı, evet, levhaları taşırız aynı zamanda. Diğer şoförler bilirler ki evet, bu daha aday, yeni öğreniyor. Dolayısıyla hem mesafeyi korumak adına hem de sağlıklı yol tutuş adına
Onlar gereğini zaten yapacaklardır. Evet. Bizim bu anlamda panik yapmamızda hiç gerek yok. Şeridimizde kaldığımız sürece hiçbir sorun yok. Eğitmeninize bir kere güvenin. Eğitim araçlarında eğitmenin ayağının altında fren vardır. Bu fren bunun için gerekli. Öyle değil mi? Sizin acil durumlarınızda eğitmen arkadaşımız freni sizin yerinize eğer gerekiyorsa dokunur ve müdahale eder. Hani çok çok elzem, sıkıntılı durumlara mahal vermemek adına gereken müdahaleleri yapar. O yüzden eğitmeninize güvenin. Nasıl olsa yanımda bir eğitmenim var. Kendime güvenmeliyim, sakin olmalıyım, rahat olmalıyım. Bunu öğrendikten sonra panik yapmak da bence azalır yani. Sizin önünüze de direkt fren olduğunu bilen öğrenci. Evet ama biz şöyle diyaloglarla karşılaşıyoruz. Mesela eğitim bitmek üzere, neredeyse direksiyon eğitim bitmek üzere. Bir adayım geldi dedi ki, hocam size bir şey itiraf etmek istiyorum dedi. İlk araca bindiğimde size hiç güvenmedim. Yani hiç güvenmedim. Hani bu sizle alakalı değil. Kim oraya oturursa otursun şu an güvenmeyecektim. Ama zaman içerisinde eğitim devam ettikçe güvenmeleri gerektiğini anlıyorlar zaten. Gerektiğinde müdahaleleri yapıyoruz. Orada hiçbir sorun yok. Direksiyon hakimiyetiniz çok önemli. Şerit koruyabilmeniz önemli. Bunlar dersin içinde zaten öğrenilen şeyler. Evet. Adım adım yavaş yavaş öğrenilmesi gereken şeyler. Öğrendiğiniz şeyleri bir anda hepsini yapacağım değil de adım adım nerede, ne şekilde yapmanız gerektiği konusunda ilerlemeniz önemli. Peki sınav güzergahında neler yapılmakta, nelere dikkat edilmesi gerekiyor o güzergahta? Şimdi görüyoruz burada sınav oluyor, böyle o sürücü adayları gidiyorlar, evet, geliyorlar. O esnada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle, şimdi sınava gireceğiniz güzergah bellidir. Milli Eğitim'in belirlemiş olduğu güzergahta çalışmalar yapılıyor. Sınav başlangıç alanından eğitim başlar. Ardından sınavımızın aşamaları var. Sınav aşamaları, sınav 5 aşamadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi, alan olarak söylüyorum bunu, ani fren alanımız var. Hı hı. 25 metre geri gelme alanımız var. Ardından L park, yani bu otopark parkı dediğimiz parkımız var. Onun dışında yokuşta dur kalk pozisyonumuz var. Herhalde en korkulan yokuşta dur kalk mı sınav esnasında? Şöyle, manuel araçlarda biraz öyle. Yani manuel araç kullandığınızda arabayı stop ettirmeniz biraz sıkıntılı bir durum. İki stopta kalıyorsunuz. Hmm. Yani aracı ikinci kez stop ettirmemeniz gerekiyor. Evet. En son sınavdaki en son bölümümüz ise paralel park. Paralel parktan sonra sınav başlangıç alanına geldiğinizde sınavınız tamamlanmış oluyor. Peki bu sınav içerisinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Neler yapılması gerekiyor? Birincisi, sinyallerinizi unutmamanız gerekiyor. Arabamızın konuşma dili sinyaller. Hmm. Yani arkadaki şoför bizim ne yapacağımızı vereceğimiz sinyallerle anlar. Dolayısıyla o da kendini ona göre organize eder. Biz sinyal vermeden sol şeride geçtiğimizde kaza yapma ihtimalimiz yüksektir. O şeritten bir araç geliyorsa. Evet, sinyaller çok önemli. Ayna kontrolü çok önemli. Direksiyon hakimiyetiniz çok önemli. Bunun dışında işte geri gelmedeki direksiyonunuzun pozisyonları, bunları değerlendirmeniz önemli. Dur kalklarda aracı stop ettirmemeniz, özellikle manuel araç kullanıyorsanız. Şimdi dur kalk alanı hem manuel hem de otomatik araç için kullanılan bir alan. Genelde manuel araçlar için düşünülmüş ama ayrım yapmıyorlar sınavda. Durduğunuzda hangi sinyali kullanmanız gerekiyor, hareket anında hangi sinyalle başlamanız gerekiyor, bunlar gözlemleniyor. Onun dışında yayalara yol vermeniz önemli. Kaldırıma çıkmamanız, kaldırıma çarpmamanız önemli. Kaza yapmamanız. Yani şöyle dile getireyim. Yani tabii ki de sınavda ayrı bir heyecan yaşanıyor. Bu bir gerçek. Çok iyi hazırlanan adaylarımıza. Yani herkes bu sınavdan geçebiliyor veya herkes kalıyor. Hayır, böyle bir şey yok. Sınav o kadar farklı bir faktör ki, yani heyecan faktörü çok farklı. Biz çok hazır, hani
kesinlikle bu sınavdan geçer dediğimiz adaylarımızdan kalanlarımız çok oluyor. Çünkü o kadar heyecan oluyor ki sürecin içerisinde. O heyecanı kontrol edemedikleri zaman ister istemez panik, stres olabiliyor. Yapması gereken çok iyi bildiği bir şeyi unutabiliyor o anda. Gözden kaçırabiliyor. Dolayısıyla sınav ayrı bir şey. Yani orada da yine sakinliğinizi koruduğunuz sürece hiçbir sorun, problem yok. Sakinliğinizi korumanız çok önemli. Sınav güzergahında işte yayalara yol vermek dedik. Kırmızı ışıkta durmak. Bazen böyle o kadar heyecanlı gidiyoruz ki ışıklar şu bu hak getire direkt. Sınavda da çok geçen oluyor. Evet, maalesef. Kavşak dönüşleri, bunlar çok önemli. Hı hı. Özellikle kavşaklarda çok stres yapıyor adaylarımız. Çünkü çok yoğun araç trafiğinin olduğu ve 4-5 yerden aracın size doğru geldiği bir alanın içerisine doğru giriyorsunuz. Takip mesafesi, bunlar çok önemli. Hı hı. Yani arabaya ilk bindiğinizde işte bir anda gaza basıp bir anda frene basıyoruz. İşte panik halinde hareket edebiliyoruz vesaire. Hayır değil. Yani aracı hızlı kullanmak, araç yani eğitimleri almaya başladıktan sonra aracı hızlı kullanmaya zaten başlayacaksınız. Ama asıl maharet o aracı yavaş ve sakin sağlam kullanmak. Yani. Yavaş ve sakin kullanmak. Sınavı geçtikten sonraki süreçler nelerdir? Ben sınavları geçtim, bitti diyorum. Sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi ondan önce sınavla ilgili ufak tefek bazı bilgiler vermek istiyorum. Sınav gün ve tarihiniz belli oldu. Yani bu 14 saatlik eğitimi aldınız. Aldıktan sonra gün ve tarihiniz belli oldu. O saatte, saatten bir 10-15 dakika önce sınav başlangıç alanında olmanız gerekiyor. Yine hı hı. kimliğiniz ve sınav giriş belgenizle beraber. Bunlar yanınızda olduktan sonra ilk başta aracınızı kontrol ediyorsunuz. Yani direksiyon eğitiminde de aldığınız bir takım eğitimler var. Mesela örnek veriyorum, aracı tanımanız lazım. Motoru öğreniyorsunuz. Motor bölmesinde ön kaputta neler var? Bunların eğitimini alıyorsunuz. Bagajda hangi malzemeler var? Bunların eğitimini alıyorsunuz. Aracın içine bindiğinizde işte sinyalleriniz nedir? Nereden açılır? İşte ayna ayarlarınızı nasıl yaparsınız? Direksiyonda tam sağ nedir, tam sol nedir, bu araba direksiyon hangi pozisyondayken dümdüz gidiyor. Evet. İşte ileri vites nedir, vitesi öğreniyorsunuz, geri vites, manuel araçlarda birinci, ikinci, üçüncü vites vesaire. Onun dışında fren, gaz ayarınız neresi, el freni nedir, nerede devreye girer, ne zaman kullanırsınız, bunların eğitimlerini alıyorsunuz. Bunun dışında manuel araçlarda debriyajı kullanma özellikle, manuel araç demek zaten debriyaj demek. Evet. Sınavda manuel araçta 3. vitese kadar kullanıyorsunuz. 4 ve 5. vitesleri devreye almıyoruz sınav esnasında. Onun dışında araçla ilgili bu tanımlamaları öğrendik. Sınava geldiğimizde ilk önce fotoğrafınız çekilir, ardından sisteme girişiniz yapılır. Ardından aracınızın tekerlerini kontrol edersiniz. Sonra komisyon üyelerinden birisi size motor bölümündeki bölümleri sorar. Sonra bagajdakileri sorar. Ardından, bunlar direksiyon sınavında da evet, sorulur. Evet, bunlar direksiyon sınavında var olan şeyler. Ardından koltuğunuza oturursunuz. Yapmanız gereken ilk şey koltuk ayarınızı yapmanızdır. Çünkü o araca sizin dışınızda bir sürü kişi biniyor. Evet. Kendinize en uygun pozisyonu alıyorsunuz. Emniyet kemerinizi mutlaka takmanız gerekiyor. Ve ardından da aynı ayarlarınızı yapıyorsunuz. Sonrasında kontağınızı çevirip komisyon üyesi size şunu soracak. Aracınızın içini bize tanıtır mısınız? İşte sağ sinyalinizi gösterin, sol sinyalinizi, dörtlüleriniz nereden yanıyor? İşte vitesiniz, bu araç kaç vitestir? İşte freniniz nerede? Gazınız nerede? Aynı ayarlarınız tam mı? Ardından da şu an eğer hazır iseniz başlayabiliriz diyor. Ve siz aracınızı sakin bir şekilde, öğrendiğiniz şekilde hareket ettirip devam ediyorsunuz. Sınavda araçta 4 kişi bulunur. Bir aday, birincisi aday, ikincisi iki komisyon üyesi ve bir de eğitmen. Kendi eğitmeninizle sınava girmeniz güzel bir şeydir. Evet. Ama başka eğitmenlerle de girebiliyorsunuz sınava. Genel olarak sınavın genel şey aşamaları, hiç genel süreci olur. Hiç şey oldu mu yani? Ben sana bunları öğretmemiştim. Ne yapıyorsun? Oturdun ama.
Yok, hayır. Yani böyle bir yargılama yapmıyoruz. Yargılamayı da doğru bulmuyorum. Çünkü kendi içinizden bu kadar çalışmıştık. Hani neden bu hatalar oluyor diye. Ya biz onun heyecandan kaynaklandığının farkındayız ve bilincindeyiz. Mesela genel olarak moral motivasyonu sınava girmeden önce veriyoruz. Verdikten sonra da şunu söylüyorum. Kendi adaylarım için böyle bir durum söz konusuydu. Genelde de yapar eğitmen arkadaşlarımız. Lütfen dikiz aynasından bana bak. Heyecanlandığın an dikiz aynasından bana bak. Siz sınav yerine gidiyorsunuz öyleyse. Tabii ki. Yani sınavlarda adaylarımıza eşlik ediyoruz. Bir sınavda 12 aday genelde sınava girer. 6'sı sabah, 6'sı öğleden sonra şeklinde. Ve sınav süresi 35 dakikadır. Hocam o kadar süre içerisinde biz bunu halledebilir miyiz gibi kaygılar olabiliyor. Hayır, çok rahat hallediyorsunuz. O konuda hiç kaygınız, endişeniz olmasın. Yani sınav odaklı kayıt yaptırmayın. Sınav odaklı o eğitimlere girmeyin. Öğrenme odaklı. Yani öğrendiğiniz zaman zaten siz o sınavı aşıyorsunuz, geçiyorsunuz. Çünkü bildiğiniz şeyi uygulayıp gidebiliyorsunuz. Evet, heyecan çok önemli bir faktör. Bizim 30 yıllık tır şoförlerimiz olabiliyor. Yani çok farklı sektörlerden insanlarla tanışıyoruz, farklı alanlardan. İşte doktorlarımızdan tutun öğretmenlerimize kadar, iş adamlarından tutun işte örnek veriyorum tır şoförüne kadar. 30 yıllık şoför ama işte ehliyet yenilemesi gerekiyor vesaire. Ama yine de sınavda kalabiliyor. Yani bu tecrübeyle alakalı bir durum kesinlikle de değil. Evet. Mesela özellikle bilen adaylarımızda da şöyle bir durum yaşanıyor. Ben biliyorum, ben hallediyorum. Evet, biliyoruz. Burada bir problem yok. Biz normal trafikte çok güzel araç kullanabiliriz. Ama sınavda her şeyi bir hakkımız var. Yani parkları yapmak için tek bir hakkımız var. Mesela park yaparken püf noktalardan bir tanesi de şu. Sadece işte geri vitese takıyoruz ve geri vitesle, yani tek bir vitesle park yapıyoruz. İşte A pozisyonum yanlış oldu. Bir dakika, bir ileri vites alayım. İmkanınız yok. Geri vitese taktığınız zaman o parkı yapmanız gerekiyor. Parklarda da yine kaldırıma çarpmamak, parkın bir takım kuralları var. Normal araç kullanamadığımız için dubaları kullanıyoruz. Dubalara çarpmamak önemli. Özellikle paralel parkta mesela yer zeminde sarı bir şerit var. Sağdaki iki tekerin o şeridin üzerine yerleşmesi önemli. Aracın tekerin biri yerleşti, öbürü yerleşmedi. O sınav iptal. O zaman en zoru park. Yok, böyle bakmıyoruz. Öğrenme odaklı. Hiçbir şey zor değil. Evet, tamam. Çünkü daha hiç yapmadık, hiç o süreci yaşamadık. Ben size anlatırken de şu zor, şunu. Yok, tamam. Hayır, aşamaları kafamda var. Kafamda böyle tik atıyorum bir yandan da. Sadece aşamaları var. O aşamaları doğru öğrenip, doğru uyguladığınız zaman hiçbir sorun, hiçbir problem yok. Çok rahatlıkla geçebilirsiniz. En önemli faktör rahat olmak, rahat olmak, rahat olmak. Derin bir nefes almak, nefes egzersizleri çok önemli. Evet. Ve rahat olmak. Yani sınavı geçemediğiniz zaman dünyanın sonu da değil. Bunu bir başarısızlık olarak algılamayı doğru bulmuyorum ben bir eğitmen olarak. Çünkü hayat hep bir deneyim bence. Bu da bir deneyim. Şu pencereden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Daha bu işi çözebilmem için daha her şeyi öğrenmemişim veya bu konuda daha kendimi tamamlayamamışım. Eksiklerim evet. var. Demek ki o zaman o eksikleri tamamladıktan sonra bunu halledebileceğim diye organize olunabilir. Bir de biraz işin ciddiyetini kavramak çok önemli. Çünkü araç kullanıyorsunuz gerçekten. En önemli şey kendi canınız, sonra aracınız. Sonra tabii ki de diğer insanların can ve mal güvenlikleri. O yüzden hassasiyetle, dikkatle, sakinlikle kullanmak çok önemli. Peki sonraki süreci sormuştum. Ne yapacağız? Sınavları geçtik. Evet. O süreçte ne yapacağız? Sınavı geçtiniz. Geçtikten sonra sınavı geçtiğiniz zaman zaten komisyon üyeleri sizi araçtan eğer indirmiyorsa, tabii onu da anlatalım. Sınava girdiniz ve hatalarınız oldu. Artık sınavdan geçemeyecek hatalar yapıldı. Dolayısıyla eğitmen bir eğitmenimiz o nedenle de aslında araçta. Siz eğer sınavdan geçemeyecek durumdaysanız o noktada yer değiştiriyorsunuz eğitmenle. Yani aracı aldığınız noktaya eğer eğitmen getiriyorsa aday o sınavdan geçememiş demektir. Ama aday kendi getiriyorsa evet aday o sınavdan geçmiş demektir. Sınavdan geçip geçmediğinizi
o anda öğrenebiliyorsunuz. Sonrasında kursumuz dosyanızı hazırlıyor. Dosyayı hazırladıktan sonra size bilgi veriyor ve nüfus müdürlüğünden ehliyet için randevu alıyorsunuz. Ayrıca ehliyet için harç yatırıyorsunuz. Bu harcı yatırdıktan sonra dekontunuzla beraber ve dosyanızla beraber randevu aldığınız gün ve saatte nüfus müdürlüğüne başvurduğunuzda ehliyetinizle ilgili işlemleriniz E-Devlet'ten sisteme düşüyor. Evet. 3-4 gün içerisinde de adresinize ehliyetiniz ulaşmış oluyor. Artık bir ehliyete sahipsiniz. Evet. Peki çok da kısa bir sürem var, 5 dakikam kaldı ama şunu sormadan da edemeyeceğim. Şimdi bayanlarımız da kadınlarımız da ehliyet alıp da trafiğe çıkamama korkusu oluyor. Hı hı. Ya da ehliyet sürekli erteleme ya da işte ben yapamam, panik olurum, heyecanlanırım, hı hı, diye bu işi gözünde büyütenler var. Ne demek istersiniz? Yani bu kadar gözde büyütülecek kadar zor bir iş mi? Yapılması zor bir iş mi bu ehliyet alma mevzusu? Şöyle. Şimdi siz yıllardır eğitim veriyorsunuz, araç kullanıyorsunuz. Bir eğitimci olarak kadınların erkeklerden farklı olarak daha çok zorlandığını söyleyebilir misiniz? Yani bu kadar korkutmanın yeri mi? Ben şöyle ifade edeyim. Bu işin erkeği kadını açıkçası yok. Çünkü beyefendiler de eğitim alıyorlar ve görüyorum yani hani bazen onların da üstesinden gelemediği noktalar olabiliyor. Hı hı. Yani bir hanımefendi çok daha pratik bir şekilde araç kullanabiliyor. Bu biraz el göz koordinasyonu, biraz kişinin kendi güveni, bununla alakalı bir durum. Kendinize bu anlamda güvenin. Bir kere trafik ehliyetiniz var, trafiğe çıkacaksınız. Arzu ederseniz özel dersler alabiliyorsunuz kendiniz için. Bu özel derslerle kendinize takviye yapıp, evet, güveniniz geldikten sonra yavaş yavaş ilerleyebiliyorsunuz. Özel ders almaya ihtiyacım yok hocam, eşimle, çocuğumla çıkabilirim de diyebilirsiniz. Hmm. Olabilir, yanınızda biriyle ilk başta çıkmanızda da fayda var. Hani o biraz güven telkin edebilir size. Dörtleri yakıp istediğiniz yere sakin sakin yavaş yavaş gidebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Trafiğe çıkmaya korkmayın. Korkmayın. Dörtlü yandıktan sonra. Dörtlüleri yakın ve trafiğe çıkın. Şöyle ama bu öncelik. Dörtlüleri yakmanın hikmeti nedir peki? Şimdi dörtlüleri yak. Acemiyim. Evet, dörtlüleri yakmak acil durumlarda kullandığımız bir sinyal. İşte ani frende mesela dörtlü kullanıyoruz. Arabamızda hasta vardır, dörtlü kullanırız. Acil bir yere yetişecektir, dörtlü kullanırız. Araba arızalıdır, dörtlü kullanırız. Acemi şoförüzdür. Bana fazla yanaşmayın. Evet, yani acemi şoförüzdür, dörtlü kullanırız. Evet. Yani evet, bana lütfen yaklaşmayın. Dolayısıyla dörtlüyle bir yere gittiğinizde diğer şoförler size yaklaşmaz, size karşı mesafeli olurlar. Koruma kalkanımız bizim aslında bakarsanız ilk trafiğe çıktığımız zamanlarda. Ben de öyle yapmıştım, dörtlülerle gitmiştim gideceğim yere. Yani çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz ama orada önemli olan sakin olmanız, panik yapmamanız. Panik yaptığımızda fren yerine aniden gaza basabiliyoruz veya gaz yerine aniden frene basabiliyoruz. Trafikte ani hareket zarar verir. Evet. Bunu anlamamız lazım. Tabii ki önümüzde ufak bir kaza görmüşüzdür, aniden durur, bu ayrı bir şey. Ama normal trafik akışında bir anda durmak, bir anda gaza basmak bize zarar verir, aracımıza zarar verir. Dolayısıyla daha sakin, yumuşak. Yani işin püf noktası sakinlik. Sakinlik, evet, acelemiz yok. Sakinlik. Her hanımefendi araç kullanabilir, alabilir. Hiçbir sorun, problem yok. Lütfen kendinize güvenin, evet, kendinize zaman tanıyın. Bu zamanı tanıyıp kendinize güvendikten sonra halledemeyeceğiz. Şu bir şey soruyu değil da sorup bitirelim öyleyse. Şimdi ehliyet almak istiyor, araç kullanmak istiyor ama araç yok. Bu ehliyet alma sürecini de erteliyor. Araç olduğunda alırım, araç olduğunda, evet, alırım. Ya da herkes şunu söylüyor, alsan da unutursun. Hani araç kullanmayı unutursun. Bu bir engel olmalı mı? Yani aracın olmaması ehliyet almamıza engel olmalı mı? Hayır, aracınızın olmaması ehliyet almanıza engel değil. Aracı olmayıp ehliyet alan çok adayımız var. Unutulması konusuna gelince de zaten şöyle getireyim. Aldığınız 14 ders size çok fazla da yeterli olamayabiliyor. Pratik yani şart. Mutlaka pratik şart. Yani siz o ehliyeti alsanız da almasanız da aracınız kapıda olsa da olmasa da siz bir arabaya bindiğinizde mutlaka pratik yapmak durumunda kalacaksınız. O yüzden, evet, araç var yok olayına bakmadan
ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Hani hocam çok geç kalmışım diyen çok adayım var. Hani keşke evet. daha önce almış olsaydım. Biraz çok ertelemenin sonucu olarak. Evet, ertelemeye gerek yok bu işi. Evet, çok da zor bir iş değil. Gözüyle bakmalıyız yani buna. Hani çok zor yapılamaz. Hep böyle bir erteleyeyim, biraz daha erteleyeyim kafasıyla bakıyoruz ama. Yani nasıl getireyim? Çok zor olduğunu düşündüğümüz, hani hepimiz ev hanımı da yapıyoruz değil mi? Çok zor olduğunu düşündüğümüz yemeklerimiz var. Evet. Yapmadan anlayabilir miyiz? Ne olacak? Belki ilki çok iyi olmayacak ama sonrakiler, daha sonrakiler çok daha lezzetli, çok daha güzel olacak. İnşallah. Yani bu da bunun gibi. Hiçbir farkı yok açıkçası. Önemli olan şey dediğim gibi kendinize güvenin ve karar verin. Karar evet. vermeniz de çok önemli. Hı hı. Kararı verin, kendinize güvenin ve bu anlamda adım atın. Gerisi çok zaten teşekkür gelecektir. Ediyorum Sayda Hanım. Ağzınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Çok faydalı bir program oldu. Çok sağ olun. Böyle o korkularını, heyecanını yenemeyenler için bence çok verimli bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza, teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Evet kıymetli Rehber TV izleyicileri, bugün de programımızın Hanımlar Rehberi programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle sizlere emanetçilerin en güzeli olan Rahman'a emanet ediyoruz.